Nazlı Bey'im, benim bir sıkıntım var ama nasıl diyeceğim bilmiyorum. Lan şimdi durduk yere ne rahatsız ediyorsun sen Dungur'umu ya? Dungur'um, sen buna bakma, boş ver. Anne ne oluyor? Hasibe, bir dakika. Elmas Hanım, anlatın bakalım. Neymiş sıkıntınız? Bir çözümü vardır elbet. Benim burada kalmamı siz istediniz değil mi? Evet, ben istedim. İyi o vakit. Rica edeceğim. Bunu Hasibe'ye de söyleyin de. Beni ufaktan kovdu da. Aa! Ne olması ya? Ya laf söyledi balga mı? Olur mu hiç öyle şey? Allah Allah ya. Nereden ağzımı açtım ben ya? Yalanma be. Yalanma. Sen niye buradasın? Gitsene evine demedin mi? Ben de dedim ki yani ben Fazıl Bey'imi bırakamam. O bana Refik Hanım'ın yadigarı dedim. O da Fazıl Bey sana mı kaldı? Onun 3 tane oğlu var, gelinleri var. Ben varım. Sen git dedin ya. Hasibe anne. Annem. Gerçekten doğru mu? Sen Elmas'ı kovdun mu? Ya damadım ne kovması olacak şey mi ya? Hayır ben onun iyiliği için şey ettim be yavrum. Hani şimdi ev tuttum, ev kiraladım falan diyordu ya. Onun için dedim, boşu boşuna masraf etmesin diye. Vallahi onun için şey ettim ben. Hasibe, bana bak. Sana mı kalmış Elmas'ı düşünmek? Ayrıca ana, Elmas'ın bize zarar değil, faydası var. Elmas Hanım'ın bu evde kalmasını ben istedim Hasibe. Refik ama çok emeği var. Tek başına bir evde kalacağına burada bizimle kalsın. Koskoca konakta bir Elmas'a mı yer yok? Hayır, eğer ben fazlalıksam ben giderim yani. Başımın çaresine bakarım ben. Bak ya, nasıl alınmış kadıncağız. Ya Elmas ablacığım, sana kendini fazla hissettiren mi var ya? Elmas. Bak bize söyleyebilirsin. Sana kötü davranan biri mi var? Ay yok canım. Kim ne yapacak Elmas Hanım'a? Annem iyiliğinden söylemiştir. Bence yanlış anlamış Elmas Hanım. Elmas Hanım, boşu boşuna kuruntu yapmayın. Sizi bu evden kovan yok. Ne kadar isterseniz kalabilirsiniz. Sağ olasın. Sağ olasın Fazıl Bey'im. Ya zaten bu konunun böyle herkesin içinde dillendirilmesi de pek iyi oldu. Artık kimse sizin sözünüzün üstüne söz söylemez herhalde. Evet ben işimin başına döneyim müsaadenizle.